Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu dersimizde fonksiyonlarda parçalı fonksiyonun grafiklerine başlayacağız. Arkadaşlar yine basit bir konuyla karşınızdayım. Eğer ki fonksiyonun grafiklerini çizmeyi biliyorsanız bu konu gerçekten çok basit. Önceki bazı fonksiyonun grafikleri videosunu mutlaka izleyin. Onu izledikten sonra buraya gelin. Çünkü oradaki fonksiyonun grafiklerini alıp parça parça buraya taşıyacağım haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar karşımıza parçalı bir fonksiyon varsa bunu grafiği nasıl çizeceğiz? Öncelikle, öncelikle mutlaka şurada çizilen, şurada yazılan fonksiyonların grafiklerini bilmek zorundayız. Eğer ki buradaki fonksiyonun grafiklerini nasıl çizeceğimizi bilmiyorsak parçalı fonksiyon çizmemiz mümkün değil. Şimdi fonksiyonları bir tanıyalım. Buradaki fonksiyon nasıl fonksiyon arkadaşlar? Doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon grafiği nasıl çiziliyordu? Eksenleri kesen noktalar bulunarak. Geçtim. Peki buradaki fonksiyonlar nasıl fonksiyonlar? X de aynı tarz fonksiyon. Sabit fonksiyonlar. E, sabit fonksiyonlar nasıl çiziliyordu? Y ekseni değerini bul. O noktaya geçen doğru çiz. Bu kadar. Şimdi başlayalım. Diyelim ki karşımıza y eşittir x eksi 2 fonksiyonu var. Ben bunu grafiği nasıl çizeceğim arkadaşlar? Nasıl çizeceğim? x'e 0 ver. y ekseni kesen noktayı bul. Eksi 2. y'ye 0 ver. x ekseni kesen noktayı bul. 2. Şimdi düzleme gittim. Düzleme gittim. y'ye eksi 2'yi yazdım x'e 2'yi yazdım. Bu noktadan geçen doğruyu çizersek işte bizim karşımıza fonksiyon çıktı. Bu cepte. Peki y bir 1 fonksiyonu arkadaşlar. Düzlemi çizin. Düzlemi çizin. Y ekseni 1'i bulun. Bu noktadan geçen doğruyu çekin. İşte bu y 1 doğrusu. Sabit fonksiyon. Aynı şekilde y 2 doğrusu da y eksenin üzerinde 2'yi bulun. Bu noktadan geçen doğruyu çekin. İşte bu da y 2 doğrusu. Şimdi yalnız Parçalı fonksiyonda olay şu arkadaşlar. Dikkat edin adam sizden burada bütün fonksiyonu istemiyor. Adamın istediği şey şu. Bana diyor ki bu doğrusal fonksiyonu ben x ekseni üzerinde sıfırdan küçük olan yerleri istiyorum diyor. Şimdi x ekseni üzerinde sıfırı bir bulun. Bulun. x ekseni üzerinde sıfır nerede arkadaşlar? Şurada değil mi? Sıfır bu. Adam bana diyor ki ben bundan küçük olan bölgede tanımlı olan fonksiyonu istiyorum diyor. Tekrar söylüyorum. Bundan küçük olan bölgedeki tanımlı olan fonksiyonu istiyorum diye. E, fonksiyonu şurası değil mi arkadaşlar? Burası. O zaman senin sıfırdan küçük değerlerde alabileceğin değer burası. Bunları alacaksın. Bir de yalnız burada çok önemli bir olay var. Olay şu dikkatli olun arkadaşlar. Sıfırdayken burada eşitlik olmadığı için siz bunu alırken şuradaki eksi 2 değerini alamazsınız. Haberiniz olsun. Bunu açık bırakmak zorundasınız. Tamam mı? Bu cepte. Geldim yeşil 1 bir fonksiyonuna. Ne diyor adam bana? Bana diyor sıfırla bir arasındaki değerler lazım diyor. E sıfır şurası değil mi arkadaşlar? Sıfır burası değil mi? Burası. Peki bir neresi arkadaşlar? E bir de şurası olsun. Adam bana diyor ki sıfırdan itibaren bire kadar ama bir dahil değil. Bu arada kalan fonksiyon neyse bana o lazım diyor. E o fonksiyon şurası değil mi arkadaşlar? Bakın dikkatli olun. Bir açık olduğu için otomatikman bunun görüntüsü açık olmak zorunda. Şu kısmı alacağım. Şu kısmı alacağım. Geldim aşağıdaki fonksiyona. Bu adam ne diyor bana? Bana 2'den büyük değerler lazım diyor. 2'den büyük değerler lazım diyor. Arkadaşlar burada bir hata yapmış olma olasılığım çok yüksek. Şunu 1 alalım. Şunu 1 alalım. Tamam mı? Şurası 1 olsun. 1 bir olsun. 1'den büyük değerler alacağım. Şimdi peki bu fonksiyon üzerine 1 nerede arkadaşlar? Şurada değil mi? Şurada. Bunu aldım. Görüse çıktım. Fonksiyon nerede? Buradan başlıyor. E bana adam ne diyor? X80'in üzerinde birden büyük yerler lazım diyor. Birden büyük yerler şu kısım değil mi? Peki bu kısmın fonksiyon üzerindeki gönüsü nerede? İşte burada. O zaman sen buradan da bu fonksiyonu alacaksın. Yani şunu demek istiyorum. Şöyle elips şeklinde taradığım kısımları al. Kalan kısımları makasla keser gibi kes ve at. Ve bunları birleştir. İşte al sana parçalı fonksiyon grafiği. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Düzleme gittim. Düzleme gittim. Hemen eksenleri çizdim. Eksenleri çizdim. Şöyle eksenleri çizdim. Şurası x ekseni, burası y ekseni. Bu adam mı ne diyordu arkadaşlar? Dikkatli olun. Sadece şu kısmı mı gerektiriyordu. Hemen o kısmı bir alalım bakalım. Geldik. Şuradan başladım. Geldim, 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 durdum. Ve dikkat et bu noktayı alamadım. Bu nokta hangi nokta? Eksi 2 noktası. Geldim buradaki fonksiyona. Yani yeşil bir doğrusuna. Sıfırla bir arasında al diyor bana. Dikkat et sıfırda kapalı. Yani şuradaki bir noktası kapalı olacak. Nereye kadar alacağım? 1'e kadar alacağım. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Burada duruyorum arkadaşlar. Burada duruyorum. Dikkatli olun. Şurası bir noktası ve burası açık. Dikkatli olun. Bundan sonra diğer adam ne diyor bana? O da birden sonrasını al diyor. 2 e, doğrusu nerede? Şurada değil mi? Şurası 2 noktası olsun. Yukarı doğru çıktım, 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 çıktım. Bu noktayı aldım. Bak dikkatli ol. O noktayı aldım. Çünkü bana kapalı vermiş o noktayı. Ne yaptım? Bundan sonrası devam ettim. İşte sizin parçalı fonksiyonunuz bu çocuklar tamam mı? Parçalı fonksiyonunuz bu bu kadar. Ya ne yapıyorum? 3 ayrı grafiği çiziyorum. İstenilen bölgeleri kesiyorum ve onları birleştiriyorum. İşte tüm olay bu. Parçalı fonksiyon grafiği bu kadar basit arkadaşlar. Geçtim. Ama tabi olay ne? Eğer ki şuradaki fonksiyonları biliyorsan basit. Bunları bilmen lazım. Maç çaresi yok. Onları da önceki videoda anlattık. Şimdi e üzeri x fonksiyon grafiği, üstel fonksiyon grafiği. Arkadaşlar hatırlayın üstel fonksiyonu grafiklerinde. Üstel fonksiyonu grafiklerinde. Eğer ki taban taban birden büyük olursa fonksiyon neydi? Artan bir fonksiyondu. Hatta şurası birden geçiyordu. Sebebi neydi? Burası y ekseni kesen nokta değil mi? Y ekseni kesen noktaları bulabilmek için x'eni kaç yazacağız? Sıfır. E sen burada x'eni sıfır yazarsan e üzeri kaç, sıfır kaç geldi? Bir geldi. O zaman burası birden geçmeli. Yani y ekseni birde kesmeli dedim. Tamam mı? Böyle bir grafik. Tamam bunu bir dursun böyle. Diğer fonksiyon da sabit fonksiyon. E, sabit fonksiyona bakalım. Y ekseninde eksi 2'yi buldunuz. Bu noktadan geçen bir tane doğruyu aldınız. Grafiğimiz bu. Geldik eksi x kare. Bu da parabolik bir fonksiyon. Biliyorsunuz şöyle nereye çizelim? Şaşırdım. Şuraya çizelim. O da şöyle bir grafikte. Şöyle bir grafikte. Eksi x kare grafiği. Ama adam bana bunların hepsini al demiyor. Benim tanımladığım bölgedeki grafiklerini yani o parçalarını o kısımlarını alıyor. Şimdi e üzeri x nerede tanımlı? Sıfırdan büyük yerlerde tanımlı. Sıfır şurada. Sıfır şurada. E bundan büyük olan yerler arkadaşlar dikkat edin. x şu kısım değil mi? E fonksiyon burada nerede tanımlı? Bak fonksiyon şöyle tanımlı değil mi arkadaşlar? İşte siz bu parçayı alacaksınız. Bir de unutmayın sıfır eşitlik olmadığı için buradaki bir noktasını alamazsınız. Açık. Geldim eksi ikiye. Eksi 2'de de bana neresini istiyor arkadaşlar? x eşittir sıfır noktasını istemiyor mu? Peki herhangi bir grafik üzerinde x eşittir 0 demek y ekseni kesen nokta değil mi? Evet. Yani sen bu grafik üzerinde sadece y ekseni kesen nokta alabilirsin. E y ekseni kesen nokta ne? Eksi 2. Bak şu nokta dışında sadece bu nokta dışında buradan hiçbir şey alamazsın başka. Neden? Tekrar ediyorum. x'e 0 vermek y ekseni kesen noktayı bulmak demek değil miydi? E bu grafiğin y ekseni kesen noktası neresi? Eksi 2 noktası. O zaman sadece ben bu, bu noktayı aldım. Başka bir şey alamadım. Ne öncesinde ne sonrası aldım. Unutmayın. Geldim bu grafiğe. Bu adam bana bunu nasıl tanımlamış? Sıfırdan küçük yerleri al demiş. E sıfır burası. Küçük olan yerler şu kısım değil mi? Taradığım yerler değil mi? Peki buradaki grafik nerede tanımlı? Bak burada tanımlı. Şurası. O zaman ben bu parçayı alacağım. Ama sıfırda eşit olmadığı için ne yapıyorum? Sıfırda açık bırakıyorum. Tamam mı? Şimdi bu üçünü birleştirelim. Üçünü birleştirelim. Yine düzleme gittim. Düzleme gittim. Gittim. Eksenleri çizdik. Çizdik. İlk önce e üzeri x fonksiyonu arkadaşlar. E üzeri x fonksiyonu. Nerede kalemim? Burada. E üzeri x fonksiyonu neydi? Dikkat edin. 1'i almıyorum ama 1'den büyük olan her yeri aldım. Şöyle bir grafik. Geçtim. Eksi 2 noktası. Dikkat edin. Eksi 2 noktası. Nerede alacaktım? Y ekseni üzerinde eksi 2'yi bul. Sadece o noktayı al. Geçtim. Bir de diğer fonksiyon. Şöyle bir fonksiyon hatırlayın bu parçayı kesmiştik. Sıfırı almıyorum ama ondan küçük olan her yeri alıyorum. İşte grafik bu arkadaşlar. Grafik bu. fx fonksiyon grafiği bu çıktı. Tamam. Geçtim. Geçtim. Evet böyle bir fonksiyon vermiş. Bundan sonra ne istiyor benden? fx-2 fonksiyonun grafiğini istiyor. Şimdi arkadaşlar sizin fx-2 fonksiyonun grafiğini bilmeniz için ilk önce fx-2 fonksiyonu biliyor olmanız gerekiyor. Siz fx-2 fonksiyonu nasıl bulacaksınız? İlk önce bu fonksiyonda x gördüğün her yere x 2 yazacaksın ki şurada. Ne gelsin? f x eksikin grafiği gelsin. x gördüğüm her yere x 2 yazıyorum. Yazarsak. f x eksi 2. x eksi 2. x eksi -2. 2 büyük eşit 0. Aynı şekilde x eksi 2 artı 2. x eksi 2 küçüklü 0. Düzenleyelim biraz. Bu durumda f x eksi 2 fonksiyonu x eksi 2 eksi 2 karşı tarafı attım. x büyük eşittir 2. Arkadaşlar bunları daha önce yaptık hatırlıyorsunuz. Parçalı fonksiyonlarda bunları nasıl yapacağımı göstermişim daha önce. Eğer ki anlayamıyorsak lütfen gidin o videoyu izleyin. Buradan x kaldım. Eksi 2 karşı tarafı attım. x küçüktür 2 geldi. Tamam şimdi fonksiyonu buldum. Bundan sonra olay ne? Şuradaki fonksiyonu ilk önce bir çizmem lazım. E, buradaki fonksiyonlar nasıl fonksiyonlar arkadaşlar? Doğrusal fonksiyonlar. Bak bu birinci açıortay fonksiyonu. Birinci açıortay doğrusu. Bu zaten basit. Bu ne? Doğru saf fonksiyonu. Nasıl çizeceğim? Eksenleri kesen noktaları bul. Hadi bulalım. Y eşittir. Y eşittir. X eksi 2 fonksiyonu. Şimdi X'e 0 verdim. X'e 0 verdim. Bu durumda Y ekseni kesen noktana ne geldi? Eksi 2. Y'ye 0 verdim. X ekseni kesen noktana ne geldi? 2. 2. Yani şöyle bir grafik karşımıza çıktı mı? Bak. Y'de eksi 2'yi bul. X'de 2'yi bul bu noktalardan geçen bir tane doğru çek. Grafiğimiz bu. Ama tabii ki de hepsini istemeyecek biliyorsunuz. Peki y x doğrusu neydi arkadaşlar? Birinci açı ortay doğrusuydu. Hatırlayın şurasını 45-45 ayırıyordu. Açı ortaydı burası. Böyle bir doğruydu. Bu da y x doğrusu. Şimdi başlayalım kesmeye. Başlayalım kesmeye. Şimdi birinci adam bana ne diyor arkadaşlar? Birinci adam diyor ki bana bu fonksiyonu, bana bu fonksiyonu nerede alacaksın diyor. 2'den büyük ve eşit olan yerlerde alacaksın diyor. X ekseninde 2'yi buldun. Bak bunu dolu aldım çünkü eşitlik var. Ve bundan büyük olan her yeri aldım. E bundan büyük olan yerlerde grafik nasıl tanımlı? Şöyle tanımlı. O zaman bu parçayı alacağım demektir. Bitti bunun işi. Geldim diğer tarafa. Bu adam da bana diyor ki 2'den küçük olan yerleri alacaksın diyor. İki önce grafik üzerine o zaman 2'yi bulman lazım. 2 nerede? Şurada olsun. Hatta dikkat edin 2'nin görüntüsü nereye gidiyor arkadaşlar? 2'ye gidiyor. Sebebi ne? E, X gördüğüm yere 2 yazdım. Sonuç kaç geldi? 2 geldi. X'e 2 yazarsan Y 2 gelir. Tamam mı? Adam bana diyor ki bak bundan önce tanımlı olan yerleri alacaksın diyor. Dikkat et 2 noktasında fonksiyon şurada tanımlı değil mi? Bunu almayacaksın ama bundan küçük olan her yeri almak zorundasın. Tamam mı? Şimdi bu iki fonksiyonu birleştireceğiz. Düzleme gittim yine. Düzleme gittim. R kareye gittik. R kareye. Şimdi burası x. Burası y. Burası y. Arkadaşlar ilk önce şundan başlıyorum. Şimdi iki noktasını çizdik. İki noktasını aldık elimizde. Şurası iki noktası. Grafik nasıl gitmiş? Şöyle gitmiş. Geldim buna. Geldim buna. Dikkat et. Dikkat et. İkiden yukarı doğru biraz çıktım. Yukarı doğru biraz çıktım. 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 Şurada. Şurada. Görüntüsü buldum. Şurası da iki noktası olsun. Dikkatli ol bu noktayı almıyorum ama bundan önce gelen her yeri alıyorum. İşte fx-2 fonksiyonun grafiği çocuklar. Tamam mı? Bu kadar. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hatta isterseniz şöyle yapalım. Bak dikkat et. Bu böyle yaban kaldı biraz. Şimdi ben şurada x yerine mesela 4 yazsam 4 eksi 2'den bunun sonucu 2'ye gitmeyecek mi? Ben şunu şöyle uzatsam bunun x ekseni kesen nokta dikkat 4 gelecek. Neden? E bu fonksiyon nerede tanımlıydı? Şunun üzerine tanımlı değil miydi? Ben burada x görmeye 4 yazarsam 4 eksi 2'den görüntüsü 2'ye gider tamam mı? Devam ediyorum. Evet arkadaşlar son soru son soru. Yine parçalı bir fonksiyon yine basit her şey basit. Şimdi öncelikle fonksiyonları bir tanıyalım. Kök x'in grafiği neydi arkadaşlar? Çift dereceli köklü ifadenin grafikleri şöyle grafiklerdi. Bu kök x'in grafiği. Tamam. Bir de x kübün grafiğini istiyor. E o da basit. Hatırlarsanız nasıl bir grafikti o da? Şöyle bir grafikti. Tamam. Bu kadar. Ne yapacağım şimdi? Git bunu. Kes, biç, grafiği aktar. Şimdi adam benden neresi istiyor? Dikkat edin. Sıfır eşit veya sıfırdan büyük yerler istiyor. A temiz. Bütün fonksiyon zaten öyle tanımlı. Bak dikkat et. Sıfır eşit. Sıfırdan büyük yerlerde. Grafik nerede tanımlı? Bak burada tanımlı. O zaman ben burada bütün grafiği alacağım. A temiz. Çok güzel oldu. Geldim buraya. X küpte ne istiyor? X'in sıfırdan küçük değerlerini istiyor. Bak sıfır burası. Bunu alamazsın çünkü eşlik vermemiş. Bunu boş bıraktım. Bundan küçük olan her yerde tanımlı olan fonksiyonu istiyor. Nerede o? Burada. Kes bunu düzleme yapıştır. Bu kadar bitti. Başlıyorum. Düzleme gittim. Düzleme gittim. Gittim. Burası X. Burası Y arkadaşlar. Şimdi birinci fonksiyonumuz üstteki fonksiyon. Sıfır dahil ettim. Yukarı doğru çıkıyorum. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıktım. E peki aşağıdaki fonksiyonda şöyle aşağı doğru inmiyor muyum? Bakın şurada aklınız karışabilir. Hocam biz burası boş bırakacaktık. Evet boş bırakacaktın ama diğer dolu nokta sıfıra denk geldi. E sıfıra denk geldiyse sen artık burasını boş bırakamazsın. Çünkü sen dikkat et. Zaten sen bu kısmı diyorsun bak. Senin sıfırla bir işin yok tamam mı? Aklını karıştırmasın. Sen eğer ki adam sana sıfırdan küçük yerler al diyorsa sen sıfır alabiliyor musun? Alamıyorsun. Sen nereye çizmekle yükümlüsün? Sıfırdan küçük olan yerleri. O zaman sen sıfırı bırak. Sıfırdan küçük olan yerleri çiz. Neresi? Şu kısmı. Çizdim. Bitti. Bu kadar. Tamam mı? Biraz garip oldu ama. Neyse. <laughs> ya arkadaş bu biraz garip oldu. Ben biraz sinir oldum bir saniye. Şöyle olacak. <laughs> bu biraz garip durdu bir saniye. Şöyle. Şöyle çizeceğim. Şöyle. Nasıl gelecek? Şöyle gelecek. Tamam mı? Şöyle olması lazım. Tamam? Okey işte bu. Grafik bu. Fonksiyon grafiği bu. Bu kadar. Evet arkadaşlar parçalı fonksiyon grafikleri bu kadar. Mutlak değer fonksiyon grafiğine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.